Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ve Güreş Federasyonu işbirliği ile 9-12 Eylül tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen 5. Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası nedeniyle 25 Kasım Stadı önünde toplanan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Halim, çelenk sunma töreni programını arz ediyorum. Anıt önündeki törene Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, İl Genel Meclisi Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı, Şehit Aileleri Derneği temsilcileri ve gaziler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş yaptığı konuşmada güreş sporunun Edirne için ayrı bir anlamı ve önemi olduğunu belirterek kültürümüzde ve tarihimizde Edirne denilince güreş, güreş denilince Edirne aklı gelir diyerek şampiyonanın Edirne'de düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Güreş sporunun Edirne için ayrı bir anlam ve önemi vardır. Kültürümüzde ve tarihimizde Edirne denince güreş, güreş denince Edirne akla gelir. Tarihi kayıtlara göre Edirne'nin fethi, Kırkpınar güreşlerinin de başlama tarihidir. Güreşin Türk kültüründeki önemi ve yeri göz önünde bulundurulduğunda Türk geleneğinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Çünkü Türk milletinin atasporu olarak gördüğü ve büyük bir sevgiyle bağlı olduğu güreş, tarihimizin her döneminde kahramanlığın, yiğitliğin bir sembolü olmuştur. Güreşlerin, güreşçilerin yüreklerinin de en az bilekleri kadar kuvvetli olması gerekir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda alaklısını severim" ve cisesinde ifade ettiği gibi ne kadar iyi güreşçi olurlarsa olsunlar, ahlaki değerlerden yoksun güreşçiler er meydanlarına davet edilmemiştir. İyi bir pehlivan, yenmeyi tevazu, yenilmeyi sabırla karşılamayı bilmelidir. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak ise konuşmasında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında Güreş Federasyonu'nun da işbirliğiyle 5.si düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası gibi güzel bir organizasyonla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamda ülkemizin güzide illerinden gelen çok değerli sporcu ve antrenörlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Onları ilimizde en iyi şekilde ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımı ifade etmek istiyorum. Dünyada genç ve dinamik nüfusuyla ön plana çıkan ülkelerden biri olmak aynı zamanda ülkemize belli sorumluluklar da getirmektedir. Bu genç nüfusun doğru şekilde yönlendirilmesi ve gençlerin geleceğe daha güvenli bakabilmeleri için onlara uygun zemin hazırlamak, spor ve diğer etkinliklerle onları zararlı alışkanlıklardan korumak önemli görevlerden birisidir. Törende korunma ve bakım altındaki çocuklardan Büşra Çakıcı Edirne şiirini okudu. Selimiye, Kıyık, Eski Camiden, Şah Melek, Taşlık, Kadı Bedrettin, Darül Hadis'ten, ezanı dinledin mi? Uşak, Sabah, Hicaz, Eviç'ten, Vecd-i Huzura erdin mi dostum? Seddi İslam demişler, çok sayıda camisi. Mimarları hep başka, sanki sanat sergisi. Havra, cami, kilise, burada yan yana hepsi. Dostluk abidesi sonsuz, insan sevgisi. Daha sonra korunma ve bakım altındaki çocukların oluşturduğu folklor ekibinin gösterisi, ardından da Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği ekibinin gösterisi izlendi.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5. Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış seremonisi ve müsabakalar yarın saat 10'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda